Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, mikrofon sende Murat. Abi dersimizin konusu 26. mektup, 4. mesele. 26. mektubun 4. mekrasın 4. meselesi ceddüdü imanüküm bila ilahe illallah. İmanınızı la ilahe illallah ile yenileyiniz hadis-i şerifinin biz abi mahiyet sureti hakikatine. Mahiyet sureti hakikatine. Şimdi abi bu la ilahe illallah kelime-i tevhid demek. Önce ben abi bugünkü dersimizdeki konu başlıklarına yani bugün neyin üzerinde duracağız abi? Hı hı. Burada ne işleniyor yani bu dördüncü meselede ne işleniyor? Başlıklarımız bu imanı tevhid etmek. La ilahe illallah abi. Üstadımız burada dört başlık altında incelemiş abi. Burada. Evet bunun. Enfüsi manası. Afaki manası abi. Latifeler noktasından bir bakış var. Bir de zahiri şeriata göre üstadımız bakmış abi. Dört tane hem var. Hem deyince abi, hem demek Risale-i Nur'da o mesele farklı bir bakış açısı abi. Yani farklı bir başlık yani bizim, yani farklı bir paragraf yani. Aynı mesele farklı bu. Mesela örnek olarak abi, hayat bahsi var abi. İsmi hayatta 29 tane hem var. Hem hayatın bir nuru, hem mayesi, hem en küçük bir cüzü, en büyük bir külük. Yani hem demek farklı bir başlık. Anladım. Burada şimdi bu imanı yenilemeye dört başlıkta bakacak abi. Enfüsi, afaki, latifeler noktasından bir de zahiri şeriata göre niye tecdit etmek gerekiyor? Zahiri şeriata bir manası var. Abi sonra la ilahe illallah'ın böyle içine gireceğiz abi. Ne demek yine? Bunun yerine külliyatları şey yapacağız. Başlıkları söylüyorsun değil mi? Evet, şu anda konumuz başlıkları. Yani neyin üzerinde duracağız, ne anlatacağız? Sonra tecdit olmazsa enfüste ne olur? Tecdit olmazsa afakta ne olur? Veya da enfüste ne olur? Afakta ne olur? Tecdit olursa latifelere nasıl sirayet eder? Abi. İşte tecdidin şeytana bakan tarafı, nefse bakan tarafı. Yani böyle 5-6 tane başlık var abi. Tamam. Şimdi abi, la ilahe illallah surette böyle meal olarak abi, Allah'tan başka ilah yoktur abi. La ilahe illallah. Bir de bunun içeriği var. Şualar sayfa 9 abi. Kelime-i tevhid şurada. Kelime-i tevhidde abi azamet-i kibriya, celal-i sübhani ve saltanat-ı mutlakayı rububiyet-i samadaniye var abi. Kelime-i tevhidde. 3 tane. Azamet-i kibriya. Yani Cenab-ı Hakk'ın azameti o kelime-i tevhid hakikatinde var abi. 2 celal-i sübhani, 3 de saltanat-ı mutlakayı rububiyet-i samadaniye kelime-i tevhidin içinde var. La ilahe illallah demek en zahiri bu lafzı söylemek abi, en zahiri. Şimdi zahiri olarak la ilahe illallah ile en zahir manada iman tecdit edilebildiği gibi abi, buradaki manaları görmekle de tecdit ediliyor. Böylece bütün latifelere, ruha, kalbe ne kadar şey varsa sirayet edebiliyor. Ama sadece la ilahe illallah desem o kimsenin derecesine göre istifadesi var. Ama bu içeriğini görse, buradaki lafızların içeriğini görse abi, bu sefer daha da içeri girmiş oluyor. Biz şimdi bunları göreceğiz abi bu derste yani. Bu içeriğini yani. Bu içerisinde bu var. Evet, sayfa 9 şu olur. La ilahe illallah ile imanı yenileyin ne demek? En zahir lafzı bu. Yani bu laf kelimeleri tekrar etmek. Fakat içinde ne var? Bu şu olur sayfa 9. Yani bu bir de saysana onu. İmanı tazelemek yani bu dersi almak. Evet. Neydi o? Mesela ben bu lafzı söylemedim. La ilahe illallah demedim. Ama ne yaptım? Cenab-ı Hakk'ın azameti kibriyasını müşahede ettim. Mesela benim başıma bir olay geldi, ayağım takıldı, çukura düştüm ben. Orada Allah'a müşahede edebilirim. Bu bir tecdittir abi. Tecdit. Mesela birisi size bir hakaret edebilir, veya başınıza bir olay gelebilir, veya da bir
güneşi görürsünüz, bir papatyayı görürsünüz, sarı bir çiçek görürsünüz. Bu bir tecdittir abi. Azameti neydi bu? Azameti Kibriya. Azameti Kibriya. Celal-i Sübhane. Saltanat-ı mutlaka-i rububiyet-i samadan. Yani Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye muhtaç olmayan o saltanatının rububiyetini görmek yani. Terbiyeciliğini görmek, şefkatini görmek, merhametini görmek vesaire vesaire vasıflar olunca bu sefer o tecdidin la ilahe illallah hakikatinin içeriği bunlar abi. Sayfa 9. Bu nesi oldu? Bu mahiyeti oldu abi. Mahiyeti, çekirdek. Evet. En zahir sureti la ilahe illallah demek. Şimdi biz özelliklerini söyledik. Bunu başımıza gelen olay ve hadiselerde, mevcudatta müşahede edebilirsek, sureti müşahede ettin, hakikat ortaya çıkar o zaman. Ceddüde imaneküm bina ilahe illallah'ın hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti çok sözlerde zikredilmiştir. Şimdi bu ne demek abi, yani bunun hikmeti çok sözlerde zikredilmiştir. Mesela buna birkaç tane noktayı nazar abi, bu ne demek yani? Mesela üstadımız bu hadisin abi en zahir manası bu asırda gözükmüş abi. Ve de bu asrın insanı en fazla bu hadise ihtiyaç duymuş yani. İmanı tecdit etmeye. Onun hikmeti, bu hadisin hikmeti çok sözlerde zikredilmiş diyor abi. Mesela 40 vefiyattan bir ikisi kurtarmış öyle bir zaman. 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, Allahümme ecinemin fitneti ahir-i zaman demişler. Böyle dehşetli bir zaman. Bütün yani maneviyat noktasında ne kadar önder var. Peygamberler dahil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan tut. Ta en âmi bir evliyaya kadar bu zamandan Allah'a sığınmışlar abi. Hatta manevi meclis var ya abi. Böyle nasıl milletvekilleri bir araya geliyor, meşveret şura yapıyorlar. Manevi noktadan da her asrın mebusları toparlanıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başkanlığında alem-i İslam'ın meselelerini konuşuyorlar. Bu asrın vekili de Üssü Hazretleri, ona şöyle sesleniyorlar abi. Ey felaket ve helaket asrının adamı diye. Yani bu asrı, o maneviyat önderleri böyle tarif etmiş abi. İşte bu tecdid-i imana en fazla bu asrın ihtiyacı var abi. Onun hikmeti çok sözlerde zikredilmiştir dedi. Bir sırrı hikmeti şudur ki. Şimdi abi bu sırrı da söylüyorum. Sır ne demek böyle risale-i? Çok çeşitli izahları var da benim gördüğüm bir izah abi. Sır demek, mesela Mesnevi Nuriye'de her şeyin dışına mülk denir, içine melekût denir diyor abi. Mesela bilgisayarın donanımı mülktür, yazılımı melekûttür. İnsanın vücudu mülk, maneviyatı kalp ve ruhu melekût. Mesela Risale'den örnek verirsek, ölüm mülktür, ölümün üzerindeki tebdili mekandır, tahvili vücuttur, işte zahmetler memleketinden rahmetler memleketine gitmek, bu gibi vasıfları görmek, bu da melekûttür. Şimdi mülkten melekûte bakan adam, ölümün sırrını anlıyor abi, niye ölüyorum ben? Bu sefer sır ortaya çıkmış oluyor. Sır demek, mülkten melekûte bakmak demek. Mülkten melekûte bakınca abi, o zaman o şeyin sırrını anlıyorsun. Mesela adam burada ölmüş, yatıyor. Ya bu adam niye öldü? İşte bu tebdili mekan, tahvili vücut gibi vasıflara bakarsan, o zaman melekûte bakıyorsun, sırrını anlıyorsun o zaman. Şimdi üstadımız burada abi, bunun lafzını değil de sırrını anlatacak. Yani bu hadisin melekûtünü anlatacak abi. Hani niye tecdide ihtiyaç var? Enfüste niye ihtiyaç var? Afakta niye ihtiyaç var? Gibi böyle bu meseleyi anlatıyor. İnsanın hem şahsı, hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için her zaman tecdid-i imana muhtaçtır diyor. Şimdi insanın hem şahsı değişiyor abi, hem de alemi değişiyor. Hem şahsı demesi, insanın şahsı ne zaman değişir? Bu cesedi noktada abi, anne karnına düştüğün andan bu zamana kadar veya vefat edene kadar Allah bizi değiştiriyor abi, cesedimizi. Mesela bir insan hani bazıları diyor abi, işte yaşlanınca ibadet ederim şöyle diyor.
Zaten o kimse yaşlı. Mesela 40 yaşındaki biri yaşlı, niye? Daha küçüğü var. 30 yaşındaki insan var. 30 yaşındaki yaşlı, 20 yaşında adam var. 20 yaşındaki yaşlı, çünkü daha ufaklar var ya abi. Yaşlılık nispi yani. Adama göre değişiyor. Hatta 5 yaşındaki bir insan da yaşlıdır abi. Niye? Daha ufağı var. Hatta anne karnına düşen bir insan dahi yaşlıdır abi. Niye? Üstadımız işaret-i icazda bir noktayı nazar var abi. İnsan ne zaman ihtiyarlar? İnsanın şahsı ne zaman yaşlanmaya başlar? Zerreler aleminden çık komutu geldiği zaman o kimse yaşlanmaya başlıyor abi. Çünkü daha çık demediği şeyler var, zerreler var. Peki ne zamana kadar devam ediyor bu şahsın değişmesi? Cennetin kapısından içeri girene kadar abi. O değişme devam ediyor yani. Hem şahsı hem alemi. Her zaman teceddüt ettikleri için her zaman tecdid-i imana. Alem dediği de mesela diyelim ki benim abi 20 yaşındaki alemimde farklı şeyler vardı. İşte zengin olayım, çoluk çocuğum olsun, evim olsun, arabam olsun. Bu tarzı yani askere gitmeden önce alemimde. Ama şimdiki benim alemim farklı yani. 25 yaşında farklı, 30 yaşında farklı. Üstad burada söylüyor ki her an farklı bir böyle farklı bir kimse var abi. Hem şahsı değişiyor hem de alem değişiyor. Mesela dünkü sizle bugünkü siz aynı mısınız abi? Değil yani. Her an farklı. Zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferdi aher sayılır. Farklı bir kimse her anda. Böyle. Çünkü zaman altına girdiği için, peki bu farklılık neden kaynaklanıyor? Zaman altına girmesinden dolayı abi. Zaman altına girdiği için hem şahıs hem de insanın alemi sürekli değiştiği için o ferdi vahid bir model hükmüne geçer. Her gün bir ferdi aher şeklini giyer diyor. Yani her anda, her dakikada, her saatte, her haftada, her günde, her asırda, yılda hiçbir şey aynı değil abi. Her şey farklı. Şimdi kainatta mesela bundan 200 sene önce, 300 sene önceki olan mevcudatla şimdiki mevcut değil mi? Maddi noktadan Cenab-ı Hak alemi, mevcudatı değiştirdiği gibi abi şahsı da değiştiriyor, şahısları da değiştiriyor, rejimleri de değiştiriyor, alemleri de, hissiyatı, her şeyi değiştiriyor. İşte o her şeyi değiştirince her şeyin hakikati olan, kainatta en büyük hakikat olan imanın da değişip tecrid edilmesi gerekiyor. Eğer tecrid edilmezse, şimdi geleceğiz, başlıklarımızda var öyle. Enfüste bu sefer lakaytlık oluyor, takvalı olamıyoruz. Tecrid edemezsen takvalı olamazsın. Lakayt olursun, medeniyet fantezilerine mağlup olma ihtimali var abi. Tecrid olmazsa. Şimdi burada insanın hem şahsı hem alemi dedi ya abi. Şimdi insanın, bu şimdi konuştuğumuz abi bu enfüsü. Enfüste yani insana şahsı ve alemi sürekli değişiyor. Şimdi Risale-i Rıda bir ikinci lemada içimizi dışımıza çevirsek diye bir ifade var. Yani insanın içiyle dışı bir değil abi. Bu Risale-i Nur'un genellerine baktığımız zaman suret ve siret olarak ifade edilmiş abi. Suret ayrıdır, siret ayrıdır. Suretiyle sireti en kemal manada bir zat vardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mesela birbirine yakın. İkisi de bir. İçi dışı bir yani. Hatta ben Şafii İlmi Halinde görmüştüm abi. Peygamberlerin sureti ve sireti bir olması vaciptir diyor abi. Mesela bizim, ben suretim var, bir de siretim ne oldu belli değil. Bir suret var, bir de siret var abi. Peygambere bu vacipmiş. Hatta üstadımız tarif ederken çok güzel abi böyle 19. mektupta işte bak diyor. Cemal-i suret, hüsn-i siret ile mümtaz bir zatı göreceksin diyor. Yani ikisi de bir abi. İçi dışı bir yani. İşte peki içi dışı bir olmak, bunun sebebi ne? Tecdid-i iman abi. Yani her anda Allah'ın azametini müşahede etmek, ilmini görmek, esmasını görmek, iradesini görmek, efendim, icraatlarını görmek, rububiyetini görmek, samadiyetini görmek, tecdid bu abi. Görünce bu sefer hem sureti hem sireti o kimsenin bir oluyor yani. Ama
görmezse bu sefer sureti, surete insan gözünün gözükürken siret olarak başka bir mahluk olabilir. Mesela şey olur mesela, diyelim ki sureti 34 yaşında. Evet abi. Öyle bir şey. Ama iman noktasında 16 yaşındaki iman seviyesi. Çocuk gibi. Mesela bir örnek Risale'den verirsek, mesela ahireti tatlı görüp dünyaya dalan bedbah nefsim, bilir misin neye benzersin? Deve kuş. Yani sureti insan gözüküyor ama sireten deve kuşu. Mesela ihlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekinin diyor. Değil mi? Yani ihlası bilerek kıran abi, sireti yılan ve akrep gibi oluyor. Sireti değişiyor yani. Mesela mahkeme şeyde, hapishane müdürüne üstadımız, fena niyetle geldiğin zaman seni yılan suretinde görüyorum diyor. Yani onun hakiki siretini görüyor. İşte suret ile sireti abi ortadan kaldırmanın en müessir sebebi tecdid-i imandır. O değişen her şeyde Cenab-ı Hakk'ın celalini görmek, cemalini görmek, rahmetini görmek, rububiyetini görmek o şeyi abi ortadan kaldırıyor. Bu söylemiş olduğumuz enfise bakan tarafa, şahsımız değişiyor, alemimiz değişiyor. O alemleri şey yapmak için o tecdid-i imanı yapmamız lazım. Sürekli değişiyor dedi ya abi. Sürekli değiştiği için, zaman altına girdiği için her zaman farklı bir insan var. Mesela siz şu an insan olabilirsiniz sureten, sireten ama zaman değiştiği için, hattı müstakim üzere gitmediği için, bir kararda kalmadığı için siretiniz değişebilir yani. Mozaikli bir insan. Mesela abi bunu üstadımız cennet bahsinde anlatırken buradaki cemadat orada nebatat, buradaki nebatat orada insanlar gibi olacak diyor. Yani buradaki nebatat orada hayvanlar, buradaki nebatat hayvan gibi olacak. Buradaki nebatat orada hayvan, buradaki hayvan orada, yok hayvanı şöyle abi çıkaramadım da. Buradaki cemadat oradaki hayvan gibi, buradaki nebatat orada insan gibi olacak diyor. Şimdi söyledim. Hayvanı ve insanı söylemiyor. Hayvanları bir yerde söylüyor. Tek bir ceset olacak diyor. İnsanı söylemiyor abi. Neden? Çünkü sürekli değiştiği için o yekün toplanacak, birleştir, sen olacaksın abi. Yani insanı söylemiyor yani. Söylenemez de onu. Yani nasıl olacak bilinmiyor yani, ne olacak yani. Peki o acayipliği yani orada o tam istenilen kemal manada o hakikatimiz tahakkuk etmesi için ne yapmamız lazım? Tecdid-i iman gerekiyor abi. İnsan bu dünyadaki peygamber mertebesinde olabilir mi insan ahirette? En avam öyle olacakmış. En avam. Hatta abi geçen derslerde geçmişti. Nasıl biliyor musun? Şöyle doğdun öldün. Saniye saliseler geçiyor ya. Her an değişiyor. Şimdi sen doğdun. Hatta anne karnın. O dırr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 r
Peygamber ise burada gene bir ve aynı görüyorduk yani. Onun için insan cennetteki şey bilinemiyor. Ancak Allah'ın ilmindeymiş. Peygamber kıyas yapıyor. Siz diyor buradaki camidat var ya taş toprak. Nasıl olacak? Orada ne demektir yani? Orada taş toprak olmayacak. Siz burada bildiğiniz hayvanlar var ya. Hani hayvanlar derken cesedi kastetmiyor. Hani cesedi aynı. Yani ruhundan bahsediyor. Mesela bir koyunun, mesela diyelim ki benim kınalı vardı. Çocukken söylüyorum. 5-6 yaşındayken, otlatırken. Yağmur yağdırıldığı zaman ben altına girerdim. Yapardı. Kesinlikle kıpırdamazdı yağmur geçene kadar. Yani o ruhu düşün. İşte diyor, sizin burada hayvanların ruhu nasıl? Bir hayvan değil ama. Bütün hayvanların ruhu nasıl? Orada taş, toprak dediğimiz yani buradaki kastettiğiniz zemin. O hayvanların ruhları, hissiyatları, latifelerin bütünlüğüdür. Siz burada
ki kaya toprak dedik. Ağaçlar ikinci mertebe camiden, nebatat. Çiçekler var mesela bunlar. Taş toprak değil yani. Daha değişik, daha üst mertebe. Bütün çiçeklerin öyle bütünlüğünü düşün. İşte insan, buradaki insan nedir? Hissiyatlarını düşünebiliyor musun? Şimdi bak, hissiyatlarını, duygularını, gadabını, iddetini ve hastalıklarını, güzelliklerini... Niye duyuyor, yetmeyen? He? Dünya yetmeyen. Yetmeyen bir ruh. Bütün insanlar ruhunu topla, orada nebatat olarak gözükecek. E hayvanı anlatalım. Buradaki hayvan belli değil. İnsan zaten anlatılır. Hatta abi geçen derslerde biz işlemiştik daha önceden de. Yani bir insan cennette ilk lezzet ne olacak abi? Ne olacak be? Ne olacak? Bütün hayvanların yani bütün mahlukatın aldığı lezzetleri topla. Cennette ilk alacağın lezzet o kadar demiştik. Çünkü insanın bir ferdi sair mahlukatın bir nevi hükmündedir yani bir tane insan. Hayatında ve hayvana senden aşağı. İnsan deyince sırf insan düşünülmüyor. İçerisinde barındırdıklarıyla beraber insandır. Şimdi biz camidat da var bizde. Nebatat da var. Hayvanat da var. Ruhaniyat var. Şeytan, melek, cebrail. Yani insan neyse. İnsan hayatında almış olduğu bu yapıyla, bu donanımla almış olduğu bütün lezzet ve zevklerin toplamını düşün. Tefekkürle olsun, bedensel olsun, his olsun, aklın olsun. Tefekkür ha. His, latife, zevk, lezzet. Hepsini topla tek bir şey yap. Cennette ilk adımın bu. Nasıl bir şey? Cehennem de böyle işte. Mesela o şeytanın, hayvanların... Yani her çeşit ne kadar elem var. Tırnağı kesilmiş, tırnağın çarpmış. Çocuk, kız, çocuk, yetim. Annesi ağlıyor. Yani bizim hissettiklerimiz. Yani insanı taşımış oldu. Elem bütün nevi değil mi? Elem ve elem ve zarar. İki şey deniyor. Tümünü topla. O ilk paket olacak ilk adım. Cehennemdeki ilk adım. İkincisi, birincisiyle hiç alakası yok. Cennet de böyle. Birincisiyle, ikincisi hiç alakası yok. Üç, ikiyle hiç alakası yok. Hiç ama. O yüzden bıkkınlık olmayacak diyor. İşte öyle. Mesela abi biz, şimdi üstadımız o 28. sözde geçti ya abi. Cemadatı ve nebatatı söylüyor. Hayvan ve insanlar olacak cennette. İnsanı söylemiyor. Niye söylemiyor? Yani bu şey niye olmayacak? Çünkü abi hani dedik ya bütün her şeyin toplamı, o aldığın lezzet orada ilk adım olacak. İlk başlangıç yani tatmak olacak. Mesela dedim ki yüzlük ampul var abi. Şimdi bu yüzlük ampule sen 500'lük elektrik verirsen ne olur? 500 bin voltu şey yaparsan değil lampun bina uçar yani. Şimdi bu cesede o kadar şey yüklesen abi. Patlar. Bu sefer olmaz. O zaman farklı bir tasfiye ameliyatından geçmek. Kadınlar da öyle abi. Farklı bir tasfiye ameliyatından geçmese kaldıramaz yani. Mesela bu mideyle, bu ayakla, o sonsuz niye şeyle nasıl istifade edecek yani? Hiç kimse. Çünkü bu ona müsait değil. Ha. Onun için bazıları ölmüş yani. Tefekkürlerle var. Duydunuz mu? Taşınan enerji boyutu, koridor kaldıramamış. Nasıl kaldıramamış? Kaldıramamış. Çünkü nasıl açılmışsa, ama Allah Resulü nasıl olmuş? Cesediyle ruhu devamlı aynı antrenmanlığı yapmış. Yani sünnet-i seniye yaşaya yaşaya beden ruha uygun olmuş. Sünnet-i seniye bedeni ruha yaklaştırma metodudur. Sünnet-i seniyenin dışında ne kadar olursa ruh ayrı, beden ayrı bir antrenman şeylik yapıyor. Bu sefer kırılıyor yani. Mesela şöyle diyeyim. Nasıl sürütüyor? Adam gayrimeşru yaşıyor. Hayatı, ruhu bozuk. Senin yanına geliyor, yapmacık yapıyor. Nasıl sürütüyor? Yani sen de rahatsız oluyorsun zaten yani. Adam rahatsız oluyor. Yani yalaka işte falan. Bunun tersini düşün. Korkunç bir enerji var. Gel de bu bedende çalışsın. Evet. Şimdi abi burada biz neyi anlattık? Bu imanı tecdit etmedeki böyle enfüsteki o sureti ve sireti
ortadan kaldırmanın, yani kendi hakikatimizi muhafaza etmenin metodu, yolu tecdid-i imandır abi. Birbirine yakın yaptı. Evet. Yani nedir? Neydi tecdid-i iman? Lafzi olarak la ilahe illallah olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın azameti kibriyasını, celal-i sübhanesini, işte rububiyetini, saltanatını, samadaniyetini. Üç tane biliyor musun? Evet abi. Üç tane de kulozu bir Rabbin nas, melike nas, ilahe nas. Aynı. Evet abi. Yani melikine, ilahına, Rabbine. Rabbine. İşte görünce abi, enfüs, afak, bu sefer ne oluyor? Suretiyle sireti bir geliyor. İşte tecdid-i imanın birinci hikmeti bu abi. Evet, bir de şey, ilim, irade, kudretiyle her yerde. Evet abi. İşte bugün gibi vasıfları, külliyatta çok var. Toparladığın zaman neyi hakikati muhafaza etmek? Sureti ve sireti dengede tutmak abi. Tecdidin bir hikmeti bu yani. Hatta buraya not almışım ben. Bu... O zaman tefekküre de, her bir enfus tefekküre ve kendindeki icmal afak tefekküre de bir tecdid iman değil mi? Evet abi. Kendisi. Evet zaten bunun üzerinde duruyoruz. Yoksa sadece lafız. Tabii tabii. Esas değil yani, asıl değil. Sen nasıl tecdid iman nasıl yapacaksın ki? Onu soracaktım da açtın şimdi. Tamam da tecdid iman yapacağız da, yani yöntemi nedir? Tefekkürle başka mümkün değil. O zaman da en avam mertebesi lafız değil mi? Evet, yani şey, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yani bu la ilahe illallah zahirde lafız iken gözükürken arabanın motorunu düşün. Çalışıyor. Ne aynı şeyi tekrar ediyor? Nasıl geçecek? Başka şekilde bana düşünebilir misin arabanın çalışmasını? Böyle olmaz ki. Dengesi. Aynı şeyi tekrar. İşte... Arabanın neler oluyor? Hayal et. Zahirde işte la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Zahirde bir tekrar ama arkada neler oluyor? Yani misal vermiştim ya böyle, pervane. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, böyle pervane. O elde ettiği yani aynı şey. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Elde ettiği enerjiyle İstanbul'un kaç tane cihazını çalıştırıyor? Zahirde aşağı yukarı, aşağı yukarı, la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Veya arabada neler oluyor ama arabada. Zaten o başta Mustafa abi senin soran cevabı, başta zaten onu biz okuduk abi, şu alan sayfa 9. Yani kolumuz dedik, la ilahe illallah'ın mahiyet, suret, hakikati işte içeriğine girmiştik, sayfa 9 de tekrar ediyorum. Kelime-i tevhid ne demekti? Azamet-i Kibriya, Celal-i Sübhani ve Saltanat-ı Mutlaka-i Rububiyet-i Samadaniye. Evet. Bu üçü olunca abi, kelime-i tevhidin içi. Ama şeyi de unutmamak lazım ha. Zikir var ya, zikir. Evet abi. Mesela Kur'an okumak, en kaliteli zikir namazdır. Evet abi. Yani bütün ibadetler zikirdir. Ama zahirde zikir, namaz, Kur'an okumak veya bizim halkın bildiği gibi Subhanallah, Subhanallah. O da en düşük tecdid-i imandır. Evet. En zirvesi tefekkürdür. İşte tefekkürün zaten kaybı. Başımıza yani gelen... Subhanallah dediniz de, evet, yani burada da şimdi bir insan Subhanallah demesi ve Cenab-ı Hakk'ın tecdid etmesi var, lisan ve lafza, zahir. Ve kader esas diyor ki, kainatın ve nefsin Allah'a bir şerde insan kendi merciyetini kabul edip küsuru deruh derlerse Rabbin takdis eder. Diyor. Evet. Çok ilginç. Bir de söylesene yavaş yavaş. Yani kainatın ve nefsin Allah'a verir, onun tasarrufundan tasarruf yapılabilir. Şerde merciyeti kabul eder, kusuru terükte edip Rabbini takdis eder diyor. Nerede geçiyor bu? Kader Risalesi'nde. He? Kader Risalesi, 26. sözde. Vay be. Hatvelerde de ona bakar, bu 4. hatvede abi. Yani burada da çünkü hani şey var değil mi? Tecdid imanı. Tabii tabii. Şöyle yap Murat, şöyle. İşte abi bu söylemiş olduğu bu. Suretle mahiyeti birleştirince hakikati onun için ortaya çıkıyor yani. Evet. Bak hakikat bu. Hakikat bu. Yani şerde merciyeti kabul eder, hakikati teslim eder dedi, değil mi? İşte bu yani tecdidi iman abi bu yani. Yoksa işte demiş olduğumuz gibi la ilahe illallah suretidir. Gir içeri. Bu düşünce. Evet. Bu yani bu işte Risale-i Nur baştan aşağı abi tecdidi imandır. Zaten tarihte böyle bir şey yok yani. Yani bu asra bakan tecdit hareketi. Çünkü hani iman tavut inkarından başlıyor ya sana ben. Tavut. Tavuttan bahsediyor. Mesnevi Nuriye'de. Hani bakarsınız ayette tavut inkar iman
bir diyor kainatta tabiat diyor, insanda ene diyor, ene tavut diyor Müsvet. Yani biz eğer enfusten mana isminde mana harfi geçemezsek, yani zahidin hakikata geçemezsek o zaman kendi tavutumuzu inkar etmediğimizden, ortadan evet. kaldırmadığımızdan dolayı imanımız her zaman tam bir kemal ermiş olmuyor. Hakis oluyor. Bir de bunu çok zikretmemi söylediler. Bu bir ademi mana var her şeyde, bir de vücudi mana var. Evet. Enenin ademi manası bu. Vücudi manası ise her şeyin arkası. Yani ademle vücut iki zıttırlar, unutmayın bunu. Yani ne kadar mesafe var? Sonsuz. Yani her bir vücut ademi vücutla olur. Yani ademi vücut, vücut değil. Olmaz zaten. Ademle vücut iki zıttırlar. Evet. Tamam mı? Ademsiz vücut yoktur. Mümkün değil. Her şeyin ademi var. Mecnun'un bile ademi var. Ademsiz olmaz. Mümkün değil. Tamam. Şimdi enaniyetin ademi vücut gurur kibirdir. Enaniyetin vücudu manası ise haritadır, ruznamedir, takvimdir diyor. Enenin ademi vücut ise benliktir, gururdur, kibirdir, alettir. Ademi. Vücudu manası ise meculun bizdeki karşılığıdır ki vücudu haricisi olmayan, ben olan ben, her şeye sahip çıkan ruhun arkasındaki. Benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, benim ruhum, ben olan ben. Bunu tefrik edemezsen çözemezsin bunu. Bir de bunu tefrik edemedim abi. Hani vücudunda adem, ademinde vücut, vücut da, olur. Bunu da anlayamaz yani. Anlayamaz. Bu sefer ne olur biliyor musun? Şeyde sormuşlar. Sorularla istihdam etme. Orada da var galiba. Onu bana gönderdikleri için biliyorum. Doktor hanım gönderdi. Ve bir sürü. Abi sen böyle diyorsun ama yani ene baksana bu bir alettir diye salih gösteriyor. Doğru mu? Doğru. Onlar da o. Yani unutmayın. Her şey ama. Allah'ın dışında her şey meçhul dahi vücut Adem'le beraberdir. Yani vücutsuz vücut, varlıksız varlık, vücudun ifade edildiği zemin, zeminsiz zemin. Nasıl diyeyim işte? Adem işte. Ademsiz vücut yoktur. Aynı yerdedir. Bir şeyler diyor Üstad Mesnevi'de, 13. lemada, Adem'dir diyor. Adem'dir. Kesbi olan şey. Mesela günahlar da Adem mesela. Şeytan da vücudu Adem'e dönüştürmeye uğraşır. Hiçlik midir? Evet. Ama her şey ama, ne olur bunu, her şey ademsiz vücut yoktur. Sevap da öyledir. İman da öyledir. Yani bir şeyden sıyrılmak da zaten iman. Adem'in tabiri vardı ya bu tarifi, Mektubat 59. 57'de. Vücudi ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani Adem yokluk değil yani. Adem mutlak değildir zaten. Şeyde bir yer var sana abi şu aralarda. Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah. İşte şu an, şey evet, onu Subhanallah yoklukken, niye şey yapmaya çalışıyorum biliyor musun? Buraya niye girdi, ne alakası var? Arkadaşlar, külliyatı şahsi hukuk, umumi hukuk. Am, hassa. Ondan sonra şey geçiyor, başka ne hatırıma geliyor? Böyle sıralardık ya. Örfi, şer'i. Yani manalar gibi. Bu ademi ve vücudi. Bilmezsen burada da hata yaparsın. Yani bu hata yapılıyor. Mesela bir alettir diyor. Doğru. Akıla da bir alettir. Ama öteki tarafta onun gibi bir cevher yaratmadım diyor. Sufli bir şey. Ha, demek ki her şey Adem'le vücut beraberdirler. Aynı yerde bulunurlar. Adem vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Mektubat 57'de. Tamam. O zaman niye bunu giriyorum? Bu da bilinmesi lazım. Mesela sen ene diyor. Mesela bir bakıyorsun ene başka şekilde ifade ediliyor. Başka yerde başka şekilde ifade ediliyor. Ya kardeşim sana imtihan edelim. Böyle mi bakalım? Burada da böyle. Burada da böyle diye. Ha demek ki bunu bilmek lazım ki tefrik bu Risale'nin değil. Bu hakikat bu böyledir. Mesela sıfatsız esma düşünün bana. Düşünebilir misiniz? Yani şu demek. Sıfatsız esma düşünmek. Susuz buz demek. Susuz buz düşün, buz düşünün. Yani nursuz odun düşünün bana. Ha, odun da uygulayalım. Bu vücuttur. İçerisindeki duman Adem'dir. Yani kendisini odun gösteriyor ama nur vücuttur, duman Adem'dir. Öyle de olur. Evet, yani. Şimdi abi bir noktaya nazarımız. Küfür de Adem'dir. Evet.
İman onun üzerine bina edilmiştir. Yani ona uygulayanmıştır. Şimdi abi burada bir noktayı nazarımızda bir tane daha kaldı. O şu abi. Şimdi Mesnevi Dure'de sayfa 208. Bu tezidi, 10. risk kalemi. Evet abi. 208. Yani bu tezidi imanı niye biz yapıyoruz? Dedik işte suret ve sireti ortadan kaldırıp işte insaniyet makamında durmak. Abi. Çok ilginç bir şey bu ha. İkide bir tekrar ediyor ama. Evet. Orijinal bir tespittir. Tecdid-i imana niçin ihtiyaç var? Suretle siretin birbirine yakın olmasını sağlıyoruz. İşte başta söyledik yani en fazla bu hadise bu zamanda ihtiyaç var. Şimdi Mesnevi Lure sayfa 208'de insanın vücudunda birkaç daire vardır diyor. Hem nebati, hem hayvani, hem insani, hem imani. Dört tane daire var. İnsan hep insan değilsin, hep imanın dairede değilsin. Bu mertebelerde gidiyorsun geliyorsun, gidiyorsun geliyorsun. Hayvan, bazen öyle bir özelliği var ki hayvanlığı tutmuş. Abi bunu yapmaz yani adam. Ancak hayvan yapar. Evet abi. Ne hayvan et tutmuş ya. İşte borsanın inip yükseliyor abi. Bu insanın özellikleri de böyle imani insani böyle mesela nebati, hayvani, insani, imani diyor ya abi. Şimdi nebati mertebe yeme ve içme nebati. Hayvani mertebe his ve arzular. İnsani mertebe işte akıl, idrak abi insani. İmani mertebe itikat ve amel abi. Mesela biz şu anda hangi dairedeyiz? İmani dairedeyiz. İman ve itikat dairesindeyiz abi. Adam mesela dışarıda şu anda hayvanlığı dairesinde olan var, nebatiyet dairesinde olan var. Belki surete Adem olan insan var ama zahirde öyle gözüküyor. İşte tecrid-i iman abi bunu sağlıyor bize. Bizim hakikatimizi, insaniyetimizi muhafaza etmeyi sağlıyor. Bu da nerede biliyor musun? Çok ilginçtir. Kader Risalesi'nin hatveleri bu. Evet abi. Vücudunda Adem, Adem'in de vücudu bilmek var ya. Kader Risalesi'nin ne işi var? İtikatla ne alakası var bu mevzunun? Kader senin hatveleri bu. Çünkü Hasan abi kader de enteresan bir cümle konusunda diyor ki yani nihayette verilmesi gereken cüz-i ihtiyarı. Yani nihayette veriyor ya. En son vazgeçtim diyor ya oyuncu. Nihayette veriyor. Ama dikkatinizi şunu çekmek istiyorum. Bu hatvelerin kaderle ne alakası var? Kadere iman ne alakası var? İnsan, kader Hasan abi insanı anlatıyor. Kader de insan olduğu için. İnsan işte onu anlatmaya çalışıyor. Kadere imanın içeriğini bilmezsen kader mevzusunu anlamazsın. Kaderde içerik. Niçin anlamıyoruz? Çünkü kadere, kaderle alakalı dersler hep hariçte düşündüğümüz için tabirleri. O geçen tabirleri hep hariçte anlamaya çalıştık. Oysa kaderdeki geçen tabirler insanın kendisidir. Noktayı merkezinde insan var. İnsan var. Yani kaderi iyi anladın demek ne eline geçirdin? Kendini iyi tanıdın demek. Kendini iyi tanıyan kaderi anlar. Hani kaderde hedef odur. Mesela amentu billah, Allah'ı iyi bildin. Allah'ı bildin ne olur? Allah hariçte bir şeydir, benim dışımdadır. Ve melaiketi benim dışımdadır. Ve kütübi benim dışımda bir şey. Ve resulü benim dışımda bir şeydir. Ve yevmil ahir benim dışımda bir şeydir. Ve bil kaderi. Ben, yani çünkü kaderde insan, hali bir vicdan, kendisidir. Evet. Bak buraya geldiği için, burada hatbende vücudunda, Adem'de vücut vardır, insanda dört mertebe var, kader risalesinde. Yani bunu bilince kader. Yani kader risalesindeki tabirleri kader hariçte düşünürsen, öyle ararsan... Abi Adem'in vücudun bir mertebesidir desek yanlış. Vücudun mertebesi zemin, diyemeyiz de. Zemini. Zeminsiz zemin. Zeminsiz de, zemin dersek de mahluk olacak. Hani vücut ilmiye, ilim bile mahluk değil. Ama vücud ilmi diyor abi. Vücud ilmiye perde olmuş. Perde ama. Olmuş bir ünvandır diyor. Yani vücud ilmi demiyor ona. Ama istidada ilmi vücut diyor. Yani ilmi vücut diyor. Ortaya çıkmış hali. Mesela şöyle diyeyim. Adem daire ilimde değil mi abi? Daire ilimde. O zaman işte ilmi bir vücut olması lazım değil mi abi? Yani ilmi vücut da doğru diyorsun orada ama yani vücutsuz vücut, yani varlıksız varlık, yani ilmi bile ifade edildiği zemin. Yani artık. Abi sizin noktayı nazarınızda lügati olarak bakıyor abi. Yani ben şahsen öyle anladım. Daire-i ilimde yani makam anladım onu. Şeceri hilkatteki yerin şey yapıyor. Evet, yani daire-i ilimdedir.
Ama daire ilim oraya konmasının sebebi daire ilmin ifade edildiği zemin. Nasıl koyacak böyle? Koyduk oraya ama yani mekansız mekan. Şöyle diyor. Şimdi buraya bakarsa duvar. Buraya film yansıtalım. Hiç kimse duvarı görmez. Ama film burada gözüküyor. Gözükmesine sebep. Yani kimse, herkes buraya baktığı halde kimse görmemiştir duvarı. Yani ilmin, her şeyin, vücudun ifade edildiği mekansız mekan. Nasıl bir şeyse. Yani sadece vahiylik kıyası görevini yapıyor. Yani öyle bir şey yani. Böyle bir tuhaf. Nasıl anlaşılır? Bunun için tabir edemiyoruz. Enfusi dersleri tabirler edebiliyoruz. Bu enfusun enfusisi. Dün bir ders vardı. Gaybın gaybı. Enfusinin enfusisi. Enfusinin enfusi tabir edilebilir. İzah edilebilir. Anlatılabilir. Tanımlanabilir. Ama enfusun enfusisini tabir edilemez, izah edilemez, anlatılamaz. Ancak mülkte değil gene enfus izah edersin. Yani Adem oraya konmuş, daire ilmin ifade edildiği zemin ya. Nasıl bir şeyse. İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri yapan en büyük tespitlerinden bir tanesi budur. Bana göre budur. Çok ilginç. İki kişi duruyor bunun üzerine. Onlar usta. Yani Adem beni en çok meşgul edenlerden bir tanesidir. O Adem'in daha arkası nedir? İşte bu arkanın arkası işte. Yani enfusi değil yani bu dersler. Mesela hatveler enfusidir. Kader sensin ki. Mesela kaderin ilk başta şeyi ilmidir. Hatveler ilim değildir, enfusidir. Ama enfusi ilim diyelim. Ama en iyisi Adem'idir. Adem'in daha arkasıdır. Adem de değil canım haşa. Bir tuhaf. Yani enfusun enfusisi. Mesela o zaman ne olur biliyor musun dünkü dersin şeyi? Şimdi böyle benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, başka bir şey anlatacağım. Benim ruhum, tamam mahluk bitti. Ruh yani daha insanlar, kulu ruhu min emri Rabbi. Onun hakkında bile bilgi yok. O yani diğerleri kadar var da. Şimdi bunun arkasına geçip ruhtakileri ve hayattakileri seyrediyorsun. Allah'ın icraatını seyrediyorsun ama. Öyle bir enel demek ki, öyle bir makam ki Allah'ın sendeki tasarrufatını seyrediyorsun. Allah'ın seyrettiği yerde gibi sanki tövbe. Yani onun seyrettiği gibi seyrediyor. Yani Allah'ın tasarrufatını şahitsin böyle. Ne bileyim böyle. Ruh buralar. Benim cesedim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum bitti. Bunun arkasına geçtim. Allah icraat yapıyor buralara. Onu seyretme makamına geçtim. Bunu alıyorsun bu modeli. Al Nadir abin tabiriyle cüz-i nazarın cüz'iyetten çıkıp külli yap. Kainat uyguluyorsun şimdi. Cüz-i nazarın işini küllileştiriyor. Allah da böyle yapıyor kainatı. Yani sen ne zaman anlarsın ki Allah'ın tasarrufatını? Sen ne zaman ruhun arkasına geçip de ruhun tasarrufatını seyrederken Allah'ın tasarrufatıdır. Böyle seyrediyorsun. Allah'ın tasarrufu. Ruh. Nerede? Ruhun yani. Ondan sonra bunu alıyorsun aynısı tıpatıp. Sen o ne yerin haşa, haşa. Zatı koyuyorsun. Ruh denilen şeceri hakikat koyuyorsun. Onun arkasına Allah nasıl icraat ediyorsa. Sanki esma makamı zat değil. Allah'lık o makamına en azami derecede mazar oluyorsun. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman ve Rahim'e en azam derecede mazar olmak, Allah ismine de mazar olunuyor. Çünkü niye? İnsan en camidir. Allah ismine en cami. Çünkü Allah ismi cemedendir, toplayandır. Bütün isimler oradadır. İnsanda da en çok Allah ismi insanda gözüküyor. Çünkü bütün mahlukatı, bütün esmeyi cemedendir. Oraya kadar geldik, tamam. Ondan sonra tefekkürü. Şimdi geliyorsun, ama bazıları bağnaz olanlar var. Bunu serişte edecekler, kullanacaklar bana. Ne demek istiyorsun? Lehül esmaül hüsnayı bilseydin anlardın. Bütün güzel isimler Allah'ındır. İsim Allah değildir. Esmanın kaynağı, o Allah'ın kaynağı nedir? O Allah bile kaynağı sıfattır. Sıfatın kaynağı şunattır. Onun kaynağı da mahiyet-i zatidir. O benim anlamayan o kardeşime diyorum ki senin kastettiğin Allah bu Allah değil. Mahiyet-i zatidir. Onda konuşulmaz. O ne bilmiyoruz. Hiç kimse de bilmeyecek. O olmaz yani.
Biz konuştuğumuz Allah, Esma'daki Allah. Tamam. Onun hakkında konuşuyor. Değil mi bilmiyoruz. Şimdi abi bu Adem meselesi konumuzda şey var ama fakat çok şey olduğu için bir noktaya nazar da abi verin. Hemen tamam. Döneceğiz konuya. Tamam. Sayfa 78. Neyin? Bu Adem. Neyin mi 78? Adem'i sordu ya abi. Lemalar. El Ademu la yuthbet kaidesiyle, bak çok enteresan abi, Adem'in ispatı elbette kolay değildir. Yani mümkün ama kolay değil. Ben şimdi buna bir örnek vereceğim abi. Bak, Adem'in ispatı elbette kolay değil ama buna bir anlaşılması bir misal. Bunu kolaylamak için abi. Şimdi mesela ismi, Cenab-ı Hakk'ın isimleri kainatta tecelli ediyor ya abi. Tecelli ediyor. Mesela güneşten hani foton çıkıyor abi. Fotonun o gözükmesi için eşyaya çarpması gerekiyor. Eşyaya çarpmayınca foton var mı yok mu bilmiyorsun. Şimdi Esma-i Hüsna'da kainatta kuvve olarak tecelli ediyor ya abi. Kuvve enerji alıyor. O eşyaya çarpınca, insanın hissiyatına, duygularına, şeylerine çarpınca abi, bu sefer zemin oluyor, o isim gözüküyor abi. Yani isimlerin gözükebilmesi için zemin lazım ya abi. O zemin sıfattır, unutmayın. Peki Cenab-ı Hakk'ın ismi azamı var. İsmi azamın tecelli etmesi için zemin abi insanın hiçliğini bilmesidir. İnsan hiçliğini bilince ismi azam tecelli eder. Peki hiçliği anlat bakayım. Nasıl anlatacağım ben şimdi hiçliği? Anlattığın anda hiçlik değil işte hiçlik vücuttur. Değil, vücut oluyor. Yani Adem'i zor bir şey yani. Dedi zaten. Kolay değil. Adem'in ispatı elbette kolay değildir diyor. Yani Allah'ın küfrün olmadığını bak ne kadar sayfa anlatmış yani. Acayip bir şey. Mustafa'nın çok güzel bir tespiti var. Diyor ki, soru sormuştum. Adem, insan hiçliğini nasıl bilir? Eylem. Ben biraz şeyim ya. Tamam, hedefleri söyledik mesela ama yöntemi olması lazım. Ben buna nasıl ulaşacağım? O benim bir de şeyim, zevkimdir, hobimdir veya işte arzumdur. Hangi yöntemle ben ona varacağım? Hani Adem mertebesiz mertebesine nasıl varacağım? Mustafa şöyle demişti. Kendini yaşamasan, yani kendini yaşamamak demek sünneti. Kendini yaşarsan sünneti yaşamıyorsun demektir. Sünneti yaşarsan kendini yaşamıyorsun. Kendini yaşamayan Adem'e varır. Hiç yani. Evet. Çünkü sünnette sen yoksun. Sünnette sen yoksun peygamber. Ben yaşamıyorum ki. Her başkası. Her bir sünnete adabından başlar. Her bir sünnete olan mugayil halimiz vücut rengine giriyor. Bir müstakiliyetimizdir yani. Müstakiliyettir. Tak yakalamak gerekiyor. Abi ben şimdi bizim konumuzda bu mesele var abi. Ona şimdi geleceğiz. Hadi üçüncü başlığımızda. Hadi tamam. Tamam. Şimdi biz bir sabrediyoruz. Kaldığımız yere bu dersin hakimiyeti sana ait. Tamam, bir sabrediyoruz. Abi. Araya giriyoruz kusura bakma. Bu enfüste konuştuk abi. Noktayı nazarlara verdik. Şimdi afaka geliyor. Hem diyor hem neydi? Farklı bir bakış açısıydı. Evet. İki nokta üst üste demek. Evet. Hem insanda bu teaddüt ve teceddüt, yenilenme, değişim, dönüşüm olduğu gibi tavattun ettiği alem dahi seyyardır. O gider başkası yerine gelir, daima tenevve ediyor, her gün başka bir alem kapısını açıyor. İman ise yani o tecdidi yapmak ise hem şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır, hem girdiği alemin ziyasıdır. La ilahe illallah ise o nuru açar bir anahtar. Yani insanın enfüs, şahıs, alemler değiştiği gibi kainattaki alemi de değiştiriyor Cenab-ı Hak. Sürekli değiştiriyor. İsmi fert tecelli ediyor ya abi. Tecelli ettiği için hiçbir şey kararında kalmıyor. Her şey değişiyor. Çünkü bir şey değişmese, aynı kalsa bu sefer abes olur, gereksiz olur. Cenab-ı Hak'ın külli manada rububiyet, saltanat tecellisi var kainatta. Aynı bir şey yok. Gereksiz olur, hikmetli olur. O yüzden diyor Allah Celle Celaluhu böyle afaki de değiştirdiği için afaki alemin nurlanması için de tecdidi imana ihtiyaç vardır. İşte o tecdidi iman afaki aleme lamba olur diyor abi. Mesela buna bir örnek vereyim ben. Abi cevabı ben. Şimdi diyelim ki bu elimde bir telefon var. Şimdi dışarısı karanlık abi. Ben fotoğraf çektim. Bunun flaşı patlamasa ne olur? Siyah. Karanlık olarak çekim. Burada bir şey gözükmez. Yani aynen bu misal gibi abi, göz bir hassedir, ruh bu alemi bu pencereyle seyreder. Görüntüler abi, fotoğraflar sürekli geliyor.
karanlık olarak kaydedilmemesi için afaki alemden gelen iman flaşının patlatılması gerekiyor ki abi, yani o tecdidin yapılması gerekiyor. Yapmasan yani karanlık olarak kaydediliyor abi. İşte tecdidi iman, o başta enfüsü nurlandırdığı gibi afaki alemin de ziyasıdır. Nur hayatı, yani iman hayatının hayatı hem nuru hem esası diyor abi. İman olmayınca her şey karanlık yani. Mesela gözü olmayan adam, üstadımızın örneği abi, gözü yok, kulağı yok, tad alma duygusu yok, his alma duygusu yok. Bu adam için hiçbir şey yok diyor yani. İmansa da böyledir diyor abi. İmansa da hiçbir şey yok yani. Hatta imansızın abi küfrü anlatırken, mesela bir adam, bu Mesnevi Nuriye'de geçiyor, ona bir atayım abi, çok ehemmiyetli bir cümle abi. Sayfa kaç? Sayfa sana bakayım. Allah kimsenin başına vermesin. İmansızlık. İmansızlık abi. Hiçbir şeye benzemez diyor. Her şeyde menhus bir lezzeti şeytaniye bulunabilir ama... Ne günahın olursa olsun, ne kepaze dahi, aşağılık dahi olsun, zerre kadar imanın varsa... Evet abi, şurada sayfa 226. Küfür, bak iman olmadığı zaman derecesine göre tecditte de var yani. Zaten bir başlığımız oydu. Tecdidi imanı insan yapmazsa ne olur abi? Medeniyet fantaziyeleri o kimsede ağır basar. Bir, o kimse takvalı olamaz. İki, abi mağlup oluyor yani. Şimdi bunun imanın tersi küfür ya abi. Hadi. İman kainatik en büyük hakikat. En kötü şey de bir insanın küfre düşüp küfür üzere ölmesi. Abi. Şimdi üstadımız diyor ki, cehennemi cismani arif olan mümin için asiye kafirin cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir diyor abi. Yani bu üstadın ilmi bir kere, ilmi bir keşiftir bu. Yani ne demek bu? Bir tane kafir düşünelim. Bir de bir insan cehenneme gitti abi. Diyor Müslüman. Ki, Müslüman yani. Cehennemi. Dedim ki, günah fazla. Günah fazla. %51 günahı var. %49 hasenesi var. %1 cezasını çekecek cehennemde. Müslüman gitti. Ondan sonra gelecek. Yani Müslüman cehennem de diyelim, birisi mümin diyor abi. Bu dünyada da bir tane kafir var. Şimdi üstadımız diyor ki, cehennemi cismani arif olan mümin için asiye kafirin cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir. Yani adam şimdi cehennemde yanıyor ya, burada ise bir kafir var. O cehennemde yanıyor ama onun o cehennemde yanması buradaki kafirin alemine göre, duygularına göre cennet gibidir diyor. Adam burada daha kötü yanıyor diyor. Ama Müslümanlar cehennem anlayışını da tavsiye etmesi lazım. Çünkü Kur'an'da adam burada daha yanıyor. Daha beter yanıyor. Ama cehennem, cehenneme kafirler ve münafıklar girmeyecek. Cehenneme girmeyecek. Ama sonradan bütüne merhameten denmiş cehennem. Çünkü cehennemin yedi tabakasının birincisinin adı cehennemdir. Merhameten cehennem denmiş. Ve oraya sırf iman edenlerin günahkarları girecek. Münafıklar giremez. Münafık yedinci tabakaya girecek. Veyl cehennem. Veyl. Kur'an-ı Kerim'de mesela. Sakara girecek mesela. Gayya var, Hutame var. Hutame var, tamam mı? Yedi tanesi var. Müslümanların günahkarların girdiği makamdır o. Oraya münafık giremez, kafir de giremez. Onlar daha dipte. Hepsini cehennem denmesi. Hepsini cehennem denmesinin sebebi diyor, 25. sözde de var böyle. Hani var ya böyle, Allah azabı az göstermek için وَلَيْنْ مَسَّتُ نَفَّتُ مِنْ عَزَابِ رَبِّكِ. Hepsi, her şeyi o konuda şey yapıyor. Merhameten en düşük makamı olan cehennemin tümüne şamil edilmiş. Onun için cehennemde vücudum o kadar büyüsün ki Müslümana yer kalmasın diyor. Hani örfte öyle biliniyor abi. Tabi. Örfte ama tahsiye ediyoruz tabi. Veya tahsiye, yani bizdeki anlayış. Yani yoksa Allah'a isyan etmiş, Allah düşmanlarına Allah koyacak. Ben haşa, ben daha merhametliyim. Haşa, bu Bekir'in sözü. Allah koyuyor ama ben koymak istemiyorum manasına geliyor. Hayır. Orada Müslümanlara şefkatinden birinci tabakayı kastediyor.
Yoksa sakin değil. Yoksa kafiri, zalimleri değil. Ha. Zalim, İslam düşmanı, namus düşmanı, vatan düşmanı, hainleri değil yani. Sakar var, veil var, hutama var, evet. Onlar var. Evet, onlar kastetmiyor. Onun adı var zaten. Cehennem. Ha bunu bir kitap okuyan bilir ya. Hani asıl kitap okumadığı için bilmiyor. Hani ama tümüne teşmil edilmiş. Evet. Yani daha çok merhameten Allah, yani cehennem tabiri kullanılmış. Çünkü Kur'an birinci derece müminlere hitap ediyor Kur'an. Müslümanlara hitap ettiği için cehennem tabirini kullanıyor. Müslümanların yeri, yani günahkarların gideceği yeri hutame değil, veil değil. Kur'an'ı inkar eden bir adam var, onu diyor ki sakara atacağım diyor Cenab-ı Hak. Evet. Yani bu bina gibi değil misiniz? Mesela 5 kat bir bina var, birinci kat mescid, ha, öyle. İkinci kat, ha, işte böyle. Üçüncü kat yatak. Ha, tabii ama hiçbirisi böyle olmadığını da düşün. Hani kat kat düşüneceğiz ama öyle değil. Çünkü cennet ve cehennem hakkında neyi hayal ediyorsanız hiçbirisi değil. Böyle bir şey olamaz. Ama öyle düşüneceğiz. Evet, bu noktaya nazar da bu hem ikinci hem de. Ben onu açtım biliyor musun? Evet abi. Özür dilerim, onu şey yapayım. Kafiri burada cehennemin ruhanesi var ya. Burada Müslümanın birinci tabakadan aldığı. Başka bir hadiste şöyle geçiyor. Hamam banyosu gibi. Müslümanın cehennemdeki o şey inşallah. Hamam banyosu var ya, banyo. Sıcaklığı gibi. Ben bunun cehennemini buldum külliyattan. 7 tane var. Dehşet, vahşet diye. Lemaat'ta var. Onu bir ara yaptık ve derste var. Cehennemin cehennemi diye. Nasıl olur bu? Ben aklım almadı. 7 tane o cehennemin cehennemini yapan, kafirin bu dünyada cehennemini teşkil eden o 7 sıfat ruhunda yaşayanı ders yaptık. Lemaat'ta geçiyor o. Lemaat'ta cehennemde beterdir der bu sıfatlar. O yakıyor işte. O cehennemin cehennemi diye dersen oradan. Evet abi. Şimdi abi enfüsü, afakı söyledik. İşte afakta da tecdid-i iman olmazsa afak o kimse için karanlıklı olur. Ama tecdid-i iman olsa bu sefer ne oluyor? O tecdid-i imanı bir ziyadır diyor. Onun o afakini, vücuda gelen o görüntüleri, şeyleri bu sefer aydınlık yapıyor. Mesela buna müşahhas misal abi. Konuyla alakalı. Mesela şu anda diyelim ki bir devlet Müslümanlara, mazlumlara zulmediyor. Burada bir noktayı nazar var. Mesela en azından onların o zalimliği abi ehli imanın arasındaki bağları kuvvetleştirmeye sebebiyet veriyor. Uhuvvet-i İslamiye gibi Üstad Hazretleri söyler abi. Efendim aradaki yakınlığı arttırıyor. Samimiyeti, muhabbeti, ittihadı arttırıyor. Bir de ne? Bir gözükmeyeni söyleyeyim. Bunlar hep söylenilemeyecek. Gözükmeyen bir şey de var. İnsanda bir zalime, haine, yaksızda nefret yok mu? Evet abi. O Allah donanımı vermiş. Nasıl inkişaf edecek? Evet. Ha, dolayısıyla haine böyle düşman olunca bizde o zirve yapıyor. Bu kadar 1,5 Müslümanı o latifelerine zirve yaptırıyor. Küçük bir zulüm oluyor o zaman. İşte tecdit de ne oluyor? O zalimliği şeyi aydınlatıyor yani abi. Evet. O karanlık hadiseyi. İşte afaka da böyle de bakınca o lamba olur diyor. Şimdi abi latifeler noktasından bakıyor. Hem diyor başka bir şey geçiyor şimdi. Hı. Hem diyor insanda madem nefis, heva ve vehim ve şeytan hükmediyorlar. Kaç tane? 4 tane abi. Vay be. Bu dördü hepsinde zaten müşahhas böyle hepsinin alt birimleri var abi. İçerisi dolu yani. Fakat ben buna bir iki tanesine noktaya nazar vereceğim abi. Şimdi bu dördü çok vakit imanını rencide etmek için gafletinden istifade ederek, bak bunların abi hakim olma sebebi neydi? Dün derste de geçtik ya. Ham. Ham neydi? Haksız temellük, aynadarlığını bilmemek, mevhumu muhakkak. Bilmekten ileri gelen vücut rengini almış ve suretini almış bir ademdir. Ademdir. Gafletin içi bu. Evet, gafletin içi bu. Gafletinden, yani gafil olunca bu dördü bizde hükmediyor. Neymiş o? Nefis, heva, vehim, şeytan hükmedince bu sefer ne oluyor? Gafletinden istifade ederek çok hileleri ederler, şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar diyor. İşte gafletinden istifade edip o iman nurunu kapamamak için, latifeleri canlı tutmak için tecdid-i iman bunun için abi. Tecdid-i iman. Ampul de öyle biliyor musun? Evet abi. Ampul zanneder ki herkes devamlı yanıyor. Oysa ampul saniyede 60 defa yanar söner.
Gözün görmek kabiliyetinden daha hızlı olduğu için devamlı yanıyor gözüküyor. Onun için tecdid iman da böyle ampul gibi, o da yanıp sönüyor. Evet. Devam tazeleniyor. Şimdi abi sayfa 314. Mektubat. Mektubat. Bu 15. sözün zeyli, 15. sözde de var abi ama biz buradan okuyoruz. 314. Şeytanla alakalı. Bu şey, yani şeytan gafletinden istifade ederek insanı nasıl kandırıyor abi? Bunları buna bir örnek vereyim. Sayfa 314. Tamam. Ey şeytan, batılı hak ve muhali mümkün gösteren. Şeytan batılı hak gösteriyor. Ve arada muhali mümkün gösteriyor abi. Hmm. Olmayan bir şeyi varmış gibi gösteriyor. Peki nasıl yapıyor bunu? O kimsenin gafletinden istifade ediyor. Bak şimdi sayacak abi. Gaflet, dalalet, safsata, inat, mağlata, mukabere, ifal, görenek gibi şeytani desiselerle çok muhalatı imtihac eden küfür ve inkarı o bedbah insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. 8 tane madde var burada. Şeytan insanın böyle gafletinden istifade edip, tamam mı? Ona nasıl batılı hak, muhali mümkün gösteriyor? Şimdi bunların karşılıklarını yazdım abi. Yazdın mı? Şimdi gafletin karşısına tefekkürle çıkman lazım. Dalaletin karşısına hidayet. Bir dakika. Gafletin karşısına tefekkür. Tamam. Dalaletin karşısına hidayet. Ondan sonra safsatanın karşısına hikmet. İnatın karşısına teslim. Mugalatanın karşısına muhakeme. Mağlata diyor ya abi. Mukaberenin karşısına tevazu. Kibirlenmenin karşısına tevazu. İhfalin karşısına sıdık. Aldatmanın. Görenek karşısına da sünnet-i seniyyeyi koyduğun zaman şeytan seni kandıramıyor abi. Vay. İşte bu saydıklarımız tefekkür, hidayet, hikmet, teslim, muhakeme, tevazu, sıdık, sünnet-i seniyye, bu tecdid-i iman bu abi. Tecdid-i iman bu. Evet. Bu sefer şeytan senden istifade edemiyor. Bu sefer ne oluyor abi? Burada sabit kalabilmek mi? İman nurunu kapatamıyor abi. Bak mesela güneş dünyadan 1.300.000 defa daha büyük ya abi. Mesela güneşin önüne bir parça bulut geldi, şöyle bulut. Güneşin ışıkları kapandı mı, kapanmadı mı? Şimdi burada diyor ki iman nurunu kapar diyor. Bizdeki iman güneş gibidir. Ama bu da saymış olduğumuz maddeler olunca, yani gaflet, dalalet, safsata, inat, mugalete, mukabere, ifal, görenek abi, bu sefer o bulut gibi, siyah bulut gibi, senin o güneş gibi imanın önüne geliyor, bu sefer iman nurunu kapatıyor. O zaman ne oluyor? Ehli iman, imanın lezzetini alamıyor abi. Ehli küfür de küfrünün elemini alamıyor. Neden? Bunlardan dolayı işte abi. Bu 314'teki maddelerden dolayı yani. Çok acı. 8 tane madde var. Sözler 188. 8'inin karşısına da maddeyi koyduk. Bir daha sayayım abi. Say. Ehemmiyetli olduğu için. Gafletin karşısına tefekkür, dalaletin karşısına hidayet, safsatanın karşısına hikmet, inatın karşısına teslim, mağlatanın karşısına muhakeme, mukabelenin karşısına tevazu, ihfal, aldatmanın karşısına sıdık, görenek karşısına da sünnet-i seniyye. Bunları koyarsan bu tecdid-i iman yapmış oluyorsun, şeytan senin latifelerine hükmedemiyor abi. Bu çok önemliydi. Tecdid-i iman, hakikati bu yani. Yani tam yöntemi ne yani? Evet. Bu anlatılan, biraz önce yarım saat bir anlatılan konuya nasıl varacağız? Evet. Bu yöntem. Sayfa 314 mektubatta bu olursa... Sözler 188'de. Tecdid-i iman bu abi. Şurada bir tabi var ya sen abi, yani vesvesenin gelmeyeceği bir şeyi, bunu tefekkürle alakalı bir... Neresi, var. Mektubat mı? Emirda 147. He, 147. 2. paragrafta. En kuvvetli hakka yakın derecesinde vicdanı ve hissi, bir derece şuhudu olan hakikat insani haritasını, bir enaniyet-i beşeri filistesini, iki mahiyet-i nefsiyesini mütala ile, bu şey mütala ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sırrı akrabiyete ve rasmiyete bakar. Nefsini mütala ile. Üç tane madde. Üç tane şey. Bak, hakikat insani haritasını. Hakikat insani haritasını. Enaniyet-i beşeriye filistesine. Enaniyet-i beşeriye filistesine. Enaniyet gurur kibir değil bak. Değil.
mahiyet-i nefsiyesini mutala ile. Nefsin mahiyet-i nefsiyesi, mahiyetini mutala ile. İmanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sırr-ı akrabiyete ve verasetine. Şimdi burada ne oldu? Sırr-ı akrabiyete zemin oldu. Bu mutala ile beraber senin bir kişiliğin ortaya çıktı. Yani bu üçü, üçünde terakki etme nispetinde. Yani seni bu üçün tefekkür etmen adeta seni ne yapıyor? Senin müstakiliyetini nef ediyor. Müstakiliyetini nef ettiği zaman zaten sırr-ı akrabiyetin kışaf ediyor. Evet, yani sırr-ı akrabiyetin olması için bir şey yapmıyorsun. Şeye benziyor o zaman. Zaten var sırr-ı akrabiyet. Şöyle diyelim, evet. Mesela la ilahe illallah, yani ihlaslı olmak için bir şey yapmana gerek yok. La riya, illa ihlas oradadır. Riyakar olma ihlaslıdır. Yani tevazu bunlar... Tevazu fıtır bir haldir diyor mesela. Evet, tevazu. Mesela şunları yaşa, onun adı akrabiyettir. Akrabiyet zaten var. Otomatik var. Fakat işte mevhumu ne yapıyoruz? Biz mevhumu hakiki olarak kabul ettiğimizden, yani farklı bir nazar bakıyor sadece. Diye nazar niyet, mahiyete şey tayin eder. Niyet ve nazarla iş değişiyor. Yok, hakikatte bir şey değişmiyor. Evet. Bizim yani, dünyamız da değişiyor. Buradan abi, mesela nefis, heva, vehim, şeytan gafletinden, yani burada birinci madde gaflet abi. Yani diğerleri, demek ki bu da bir zemin yani. Gaflet olmasa olmaz. Mesela bunu anlamak için bir misal vereyim ben de abi, daha iyi olur. Mesela bir komutan, topçu komutan abi, askere demiş ki, topu ateşle, düşman geliyor demiş abi. Tamam demiş, ateşlemiş, top patlamış abi. Demiş ki, niye patlamadı oğlum top demiş. Komutanım demiş, 40 tane sebebi var. Yok mu ya demiş, say bakayım. Bir demiş, barutu koymayı unuttuk. Ha tamam, gerilerini sayma demiş. Şimdi bu konuda abi çok şey söyledim. En az 50 tane sebep var ama birinci sebebi gaflet abi. O zaman tam gerisi yeter. Ama gafletten ne demiş? En büyük gaflet de gafletten gaflet etmek. İşte bu kafamızı karıştırdı. En büyük gaflet ise gafletten gaflet etmektir. Herkes kendisini alsın, ben de alayım. Gafleti kendimize yakıştırmıyoruz, bizimle alakası yok diyoruz hep hariç. Diyor ya, Nisan içinden. Evet, Nisan içinden Nisan. Abi bir adama sormuş, bir hocaya sormuşlar, gaflet nedir diye. Demiş, ben bu soruya cevap veremeyeceğim demiş. Niye demişler cevap veremiyorsun? Demiş, ya ben kendimi bildim bile de. Mesela 5 yaşında insan kendini bilebilir. 4 yaşında hafız olan var. Demiş, ben kendimi bildim bile de. Hangi mevzuda efendim olay ve hazırda baktığı zaman hep Allah geldi aklıma demiş. Bu soruna cevap veremiyorum demiş. Gafleti adam tanımlayamamış yani. Öyle büyük bir şahsiyet bir şey yapmış. İşte en büyük gaflet, gafletten gaflet etmektir. Abi bir tane maddemiz kaldı. Şimdi vaktimiz biraz geçti. Bitirelim abi. Burada. Şimdi bu gafleti ortadan kaldırmak için bir başlığımız da buydu abi. Yani tecdidi iman olmasa gaflet insanda hakim oluyor. İman nurunu kapatıyor ya abi. Bunun peki Risale-i Nur'daki çözümü ne? Saydık 314'teki o maddelerde tefekkürdür, hikmettir, muhakemeli olmaktır, sünnet-i seneyi yaşamaktır abi. Genel manada abi külliyatta üstadın nazara vermiş olduğu abi bir isar hasletidir. Bu da bir tecdidi imandır abi. Sonra tefekkürü imani yapmaktır. İki, üçüncüsü de rabıta-i meftir abi. Hani bir daha, bu neydi bunlar? Bunlar neydi? Gafleti ortadan kaldırmak, tecdidi imanı yerleştirip latifeleri efendim hür bırakmak. Aktif etmek için ne gerekiyormuş? Tefekkürü imani, rabıta-i meft, bir de isar hasleti abi. Nerede bunu anlatıyorsun? Külliyetin geneli abi. Geneli. İsar hasleti lemalarda geçiyor. Tefekkür imanı ihlas sayesinde geçiyor. Rabıta-i Mef'te sünnet-i seneye bahsinde çok geçiyor. Çok acayip. İsar hasleti şey zannediliyor biliyor musun? İsar hasletinin malum bir çerçevesi, kardeşin tercih etme. Buradan başlar, taassubu ortadan kaldıran isar hasletidir. Evet abi. Taassubun en büyük dinamiti, panzeri isar hasletidir. Çekememezlik hasleti ortadan kaldıran isar hasletidir. Rabıta-i Mef'tesine de en müessir sebep diyor. Yani ihlası kazanmanın bir sebebi demiyor da en müessir sebebi. İhlası kazanmanın en müessir sebebi Rabıta-i Meft'tir. En müessir. İşte bu da bir tecdidi imandır abi. Ya. Hani Allah'ı sen düşünüyorsun, tefekkür ediyorsun. Yani bu sefer muhakeme ediyorsun. Şimdi bir başlığımız kaldı abi. Onu da şey yapayım. Hem zahiri şerata muhalif düşen ve hatta bazı imamlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve harekat eksik olmuyor.
onun için her vakit, her saat, her gün tevhid imana ihtiyaç vardır. Bu dördüncü başlıkta da abi, zahiri şerata muhalif, zahiri şerata muhalif düşen kelimat eksik oluyor. Mesela tabiat risalesinde insanların ağzından küfrü işmam eden dehşetli kelimeler çıkıyor. Mesela yağmur yağıyor. Bu bir küfürdür, zahiri şerata. Yağmur yağmaz, yağmur yağdırılır abi. Şimdi üstadımız işaret-i Hicaz'da imanın varlığı sualle anlaşılır diyor. O adama soralım. Yağmuru kim yağdırıyor? Allah dediği zaman o söz küfür değildir abi. Çünkü iman sualle bilinir diyor. Mesela Türkçe'de edilgen cümle var abi. Faili yok, öznesi var, faili yok, yüklemi var. Mesela gel, o geldi. Kim geldi? O geldi. Kim? Ahmet geldi. Yani faili zikrediyorsun yani. O zaman zahiri şerata muhalif düşen kelamlar da sorguyla beraber abi onun küfür olup olmadığına intikal edilebilir. Mesela buna başka bir örnek de abi. Doğru bir şey var sana. Allah'ı tebii manada bırakmak vardır. Yani yağmurun ve herhangi bir hadislerde doğrudan dolayı Allah'ın tasarrufunu görmüyor. Sebebi önüne görüyor. Allah'ı ikinci derecede görüyor, intikal ediyor. İşte üstad abi orada sual sorulması lazım diyor abi. Hatırladınız değil mi Hayır abi? Evet. Mesela bugün hava çok güzel dediğin zaman abi otomatikmen zahiri bu Elfaz-ı Küfür kitabı var ya abi, orada geçiyor bu meseleler. Mesela diyor ki bugün hava çok güzel dediğin zaman alimler demiş ki otomatikmen diğer havaları kötüledin diyor diğer günlere. O zaman tecdidi iman yapman lazım. Allah'ın diyor bir yapmış olduğu şeyi diyor ima yoluyla olsa dahi abi ne yaptın? Kötüledim diyor yani. Üstad da bak burada diyor zahiri şerata. Ama ne yapıyor? Usta bir yöntem getirerek sualle anlaşılıyor. Evet. Sen bundan bunu mu kastediyorsun? Yok, tövbe estağfurullah, iman olduğunu kastediyor. Evet. Mesela bir örnek vereyim, başka abi. Bizim kendimizden örnek vereyim. Mesela namazın kazası olur, yemeğin kazası olmaz, çayın kazası olmaz. Otomatikmen abi, namazla alay ifade eder. Bir cümle kullanıldığından dolayı, bak buna bir örnek, o Elfaz-ı Küfür kitaplarında var abi. Mesela dini şeylere alay. Mesela molla var abi. Eskiden mollalar vardı ya abi. İki tane molla. Adam bahçeye girmiş mesela. Ötekisi demiş ki bahçede de bir tane manda varmış. Demiş ki mollayı bırak mandaya bak demiş. Veya mandayı bırak mollaya bak. Öteki demiş ki sen böyle dini bir lafza kisveyle alay eder böyle bir imada bulundun. Senin demiş tecdidi iman yapman lazım demiş abi. Çok doğru. Namazın kazası olur, çayın kazası, yemeğin kazası olmaz. Bu yani otomatikmen yani tecdidi iman olduğundan dolayı durumu var ya. Yani hafif aldı. Yani, zahiri şeriata göre abi. İşte yani esbaba tesir verince yine demek ki tecdidi imana ihtiyacı. Çünkü Allah'ı tebii imana içinde ikinci derecede koyuyor. Tabii tabii. Orada çünkü tesir esbaba yani o bir hal gaflet halinde anlık bir haldir. Gaflet bir haldir. O anda esbaba bir tesir veriyor. Ama son hemen hani sorsam bir şey desem tak intibaa geliyor. Ama o anlık bir esbaba tesir veriyor. İşte o yüzden abi zahiri şeriat diyor. Bakın dikkat edin abi ifadeyi çok güzel yine. Zahiri şeriata muhalif düşen hatta bazı imamlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve hareket eksik olmuyor. O yüzden bak bu söylüyor. Onun için her vakit, her saat, her anda, her günde neye ihtiyaç var? Tecdid-i imana ihtiyaç var. Mustafa ona şey diyor, bir ehl-i iman diyor, bilmeyerek istimal ediyor diyor. Barlaykasında hani bilmeyerek olsa diyor, hani iman ve İslamiyet meselesi, 9 mektubu şey olmuş, barlakı da var. Hani şeriatı bilmese diyor, o zaman şey yapar ama bilerek yapsa diyor, o zaman necat veremez diyor. Şeyde muhakeme de var. Bilenin özrü yoktur. Bilenin özrü yok. Bilmelik bir derece özür. Evet. Yani şey oluyor, o huzur hakikatinin ifade koptuğunu gösteriyor. Ama orada da gizli bir şirk oluyor aslında. Çünkü evet. Esbaba tesir veriyor. Huzurdan düşünce ha, zaten ha, o. Hayır, huzurdan düştü. Evet. İşte dedi ya, dört tane şey hükmediyor insana. Camidat, nebatat, hayvanat, bir de iman. İnsanlık mertebesi. Her an yani ibre inip çıkıyor, ibni çıkıyor, inip çıkıyor. Mesela bir bakıyorsun ki Hasan camidat gibi bir adam. Hissin, duygusun. Bir bakıyorsun nebatat kökten besleniyor. Mesela abi sofradayız mesela biz. Eğer sofrada mesela çok acıkmadıktan otururuz veya
doymadan kalkmışsak yine insaniyet mertebesindesin. Nebatit mertebesine inmiş olmuyor. Fakat diğer sosyaldeyken yani ondaki Cenab-ı Hakk'ın iltifatı, teveccühü ondaki yani şeyi unutursa doğrudan o mana olmayıp da işte doyduktan sonra yerse o anda şeye düştü. O anda hayvan et. Nebati mertebesinde. Hani yeme içme noktasında. Ve kendi iradesiyle bir şevan olarak haram baksa o anda şeye düştü. Hayvan et mertebesine düşüyor. O anda. Ama tabii istiğfar ederek o yine imanı yaptırmış. Şeylik de öyledir. Sokaktaki günahlar da camide şey nebatat değil hayvan et mertebesini düşmeyi gösteriyor. Üreme hayvan et mertebesi ya. Evet. Abi son cümlemizi söylüyoruz abi. Şimdi tecdid-i iman yapmayan kimse, yani bu konuştuklarımız abi, yapmayan kimse enfüsünde ve afakında huzurlu olamaz abi. Olamaz yani. Hep zahir sebebe verir. Mustafa abinin söylediği gibi. Hatta cihadı dinisini de tam yapamaz. Çünkü bu zamanın cihadı manevi cihattır. Bu konuştuğumuz manaları görmeyen kimse cihadını yapabilir mi abi? Yapamaz yani. Cihad edin yani tebliğ ve neşir, efendim böyle bu gibi vazifeleri, talebelik vazifeleri yapabilmesi için bu tecdid-i imanı yapması lazım. Yapmasa hem talebeliğin hakkını veremez, hem tebliğin hakkını veremez, hem cihad-ı dinisini hakkını veremez. Mesela bunun anlaşılması için abi bir misal, mesela Fatih Sultan Mehmet hocasına sormuş abi Akşemseddin'e. Kur'an-ı Kerim'de mesela bir ayet var. Ey iman edenler iman edin. Değil mi abi? Nisa suresi. Evet. Ey iman edenler iman edin. Demiş ki Fatih Sultan Mehmet hocasına. Demiş ki ya biz zaten iman ettik yani. Niye bize bir daha iman ediyor? İman edin diyor abi. O ara abi dışarıda mehter marşı çalıyormuş. Mehter marşı davul çalıyormuş böyle. Güm 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 diye abi. Demiş ki senin sorunun cevabı dışarıdaki demiş davul sesindedir demiş. Nasıl yani demiş. Şimdi demiş ki adam demiş o davulcu davula bir kere vursa güm diye bir ses çıkar. Bir daha vurmasa bu güm sesi o bu sesi duyan insanlar da böyle kulağından girip böyle hissiyatını harekete geçirir mi? Geçirmez demiş. Ama sürekli vurduğu için güm 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 vurdu. Aynı şeyi tekrar ediyor. Kulağından girdiği için bu ses süreklilik arz ettiği için hissiyatlar galeyana geliyor diyor. İşte aynen bunun gibi bu tecdid-i iman abi olmazsa sürekli böyle güm güm olmazsa Subhanallah 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 da böyle güm 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 olmazsa o zaman bu kimse hem talebeliğini yani hem talebeliğini hem tebliğini hem cihadı dinisini yapamaz. Hissiyatları çünkü galeyana gelmiyor, harekete gelmiyor yani. Hani hutbe-i şamede insanın fiillerini ne harekete geçiriyor abi? Hissiyat. Hissiyat. Yani hissiyatı tahrik için tecdid-i iman lazım. Şimdi Hülasi abi vaktimiz ilerledi. Ne anlattık biz bugün bu derste? 26. mektubun onun kaçıncı mefası? 4. mefasının 4. meselesini işledik. Tecdid-i imanın hikmeti. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi vardı. İmanınızı la ilahe illallah ile yenileyin. Biz bunun mahiyet, suret ve hakikati üzerinde durduk. Üstadımız bunu 4 başlık altında inceledi. Enfüsi, afaki, bir de insandaki latifeler, birimler, nefis, şeytan, vehim, heves. Bir de zahiri şeriat noktasından baktı meseleye. Meseleyi 4 başlık altında inceledi. Bugünkü konumuz buydu yani. Tecdid-i iman. Soru sormak isteyen sorabilir. Biz kendisini... Sana bir iman edin. İman edin, iman edin. Orada... Yani mesela Kur'an'ın ayet şeyi ayetleri olsun, Risale'deki tabir olsun. Huvel evvelu vel ahiru ve zahir vel batin. Mutlaka 4 isim muvacesine şey yapılıyor. Tamam, ondan sonra iki, her bir ayet ve hadis diğer ayet ve hadislerle izah ediliyor. Ve ayet ve hadis izah ediliyor. Bunlar muvacesinde. Ya yüllezine amenu, aminu billah ve bil resulihi ilahir. Böyle gidiyorsun. 136. ayet İsa suresinde. Mesela en düşük manada ne anlar? Yani imanını sorgular insan. Ey iman edenler. Allah'a iman edin. Yani bu iman edenler hitaptır. Allah'a iman edin. Yani Allah'ınızda imanda
sabit kalın. Hani ikide bir oynuyorsun yani. Mesela biraz önce yaptığımız atalar, bir sürü atalarımız var hepimiz. Yani onları alıyor. Ondan sonra bunun söylediği şey var. Yani insan zahiri nakikata geçirmezse. Sonra seninkisi... Şeyde kal o zaman değil mi? Yani tabii yani imanı... Bir şeyde bir yer okumuştun. İmanın vesvesesiz mertebesi. Emir 1.147'de. Yani imanın vesvesesiz mertebesine varmadıkça hepsinde şirk mertebesi var. O zaman her bir şirk mertebesine sıyrılmak için bir tecdid imana ihtiyaç var. İşte ey iman edenler, yevellezine amenu, aminu billah, yani iman edin tekrar. Tecdid iman anlatıyor o ayet. Tecdid imanı anlatıyor. Hakikate geç. Yani o davul misali verdiği gibi dam, dam, dam. Yani zahirde bir tekrardır ama batında bir zamana giriyorsun ya, ampul gibi dırr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 r
kabul etmesen eletin hiçbir şey yanmaz. Bir vurdu bitti. Çünkü eletron öyle akar yani. Sabit bir şey yoktur. Yani ancak sabit şey var. Cenab-ı Hakk'ın esması. Eşya böyledir yani ama onun hızı önemli. İşte ta oradan tut, ta senin dediğin gibi aminu billah, mülk ile melekut, süret ile sirayet arasındaki farkı kapatmak. Ondan sonra artık uruç başlıyor. Allah Resulü de her gün aleyhissalatü vesselam her gün 70 defa istiğfar ediyordu. İstiğfar etme günahı işmam etmiyor. Yani bir nakıslıktan bir kemal mertebesine. Onun için ulema der ki 70 defa en az inkılap demektir. Yani inkılap aldığı halde daha önceki an aşağıda. O zaman ondan sıyrılmasını gösteriyor. Estağfurullah. İstiğfar yani sıyrılmaktır. İstiğfar eden zaten sıyrılıyor demek. Şimdi sana bir istiğfarda hani şey var ya hani Gaffar ismi, Tevvab ismi, çok afuv isimler var. İsimler evet. O ismi azam mertebesinin mazhar olması için illa günah işlik istiğfar değil de tam devam günah istiğfar gerekiyor ki o ismi azam mertebesinin mazhar olsun. O isimdir yani. İsimdir yani. Gaffar ismini nasıl mazhar olacaksın? Evet. Nasıl gözükecek aleminde? Estağfurullah. Peygamber de günah işlemiyor. Hal işte yani. Mesela bir bakıyorsun uyku halidir. Ne bileyim bir hayvanet mertebesidir. Bir de günah demek abi yani mesela avami manada avamın bildiği günah var. Mesela hakiki manada abi günah daha önce müzakere etmişti bunu. Yani istidat ve kabiliyetlerini köreltmek yani. Öyle müzakere etmişti. Ben ta fiziğe indirdim. Evet. Bedende negatif, olumsuz enerjinin yumağıdır. Yani seni bloke ediyor. Evet. Mesela başıma gelmişti. Onu nasıl izah edeyim? Mesela bir misal vereyim ben size. İnşallah bağışlarsınız beni ama size de örnek olur. Sizden yaşlı olduğum için size örnek olması için söyleyeceğim. Günahın fiziksel boyutunu anlatacağım. Onun için örnek olsun diye. Şeyde karpuz alıyordum. Karpuz alırken kolu kısa kadın satıyordu. Durduk işte neyse aldık. Yani gözüne ilişti. Demek ki bir daha bakmışız demek ki. Ben iyiydim arabada. Çok hoştum. Araba başkası kullanıyordum. Gayet rahattım. Huzurluydum. Çok güzel güzel konuşmalar vardı. Ben bunun hürmetine yemin ederim bu elimi koyuyorum. O bir haram. Haram-ı nazar. Bilmiyordum o olduğunu. Yani ne olduğunu, bak ne olduğunu, bana nasıl yansıdı, günah anlatacağım size. Göğsümde şöyle birkaç dakika sonra ateş başladı. Arabaya koyduk karımız, gidiyoruz. Yani sıkılıyorum, bayağı sıkılıyorum yani. Antika şey var. Ondan sonra gittik dershaneye. Ama bayağı sıkıntı var, yani sıkılıyorum. Sonra size inşallah örnek olur. Yani sıkıntının kaynağını da söylemiş oluyorum. Gittim dershanede ona mukaddes yerdeyim. Sıkılıyorum. Şey yaptım. İkindi kıldım sünneti. Ama hala kor var yani. İçimde müthiş bir kor var. Yanıyor. Ama bunu şöyle sordum. Sünneti kıldım.
Ya Rabbi bu korun adı nedir? Yani bunu niye bende halk ettin? Niye ben bu ateş var? Böyle. Allah, yani bir size yalan mı söyleyeceğim? Namazda, farz namazında senin o karpuz satan, kolu çıplak kadına ikinci kez bakmanın şeyidir, fiziksel karşılığıdır. O sıkıntı. Çok duygulanmıştım yani. Sonra bir vesileyle ben bu insanları nasıl anlatacağım? Günah desek bana suizan edecekler demesek olmaz. Bugün dedim işte. Günahın kesinlikle çekmiş olduğumuz o sıkıntı, kor, ateş, mutlaka yaptığımız hatanın bedensel karşılığıdır. وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِنْ وَاِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِنْ. Yani mutlaka sevap da öyledir. Mesela yaptığın bir iyilik, evrat okudun, zikir ettin. Ben mesela size mütadid defa demişim. Kur'an'ı ben, Allah affetsin, Allah yazarsa yazar, onun işi, onun bir karışma. Ben sevap yazsın diye sabah kalkar kalkmaz Kur'an'ı okumuyorum. Allah beni affetsin. Ben hayata korkunç bir enerjiyle, aktif bir enerji, pozitif bir enerjiyle ben onun için okuyorum. Ve zevk alıyorum. Allah da biliyor, zevk alıyorum. Sabahın getirmiş olduğu böyle hantallıktan sıyrılıyorum. Ve aktif oluyorum ve canlı oluyorum. Siz de şahitsiniz zaten. İlk Kur'an okuyorum. Ama Allah yazarsa yazar. Ha, ne yapar? Kur'an okurken ilim, irade, kudret. Üç tane sıfat çıkıyor. Bende canlılık, enerji oluyor. Günah da böyledir. Onun için sıkılıyorum. Başım ağrıyor. Kulağım çınlıyor. Tansiyonum arttı. Sebebini başka yerde arama. İşlediğin karpuz alırken işlediğin günahtır. Bu muacelidir, peşin. Haber veriyor. Ahirette bunun bedelini göreceksin. Eğer istiğfarla imha edilmezse ve farzda da estağfurullah ruhum dedi. Ondan sonra onu hedefleyip estağfurullah dedim. Onu bildim. Bilirsen ama. Bilmesen olmuyor. Bir de onun şahit oldum. Yani şu istiğfarım şu için, zarfın üzerine adres yazdım. Ya Rabbi estağfurullah şu fiilime, şu fiilime estağfurullah diye 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 ateşin yok olduğunu, bunun üzerine elimi koyarak yemin ederim, vücudumda ateşin yok olduğunu gördüm. Bu da tövbenin kabul olduğunu gösteriyor. Çünkü enerjim gitti. Yani kesinlikle hemen peşin günahlar yazıyor. Ya bir lastik patlaması olarak gözükecek sana, ya ateş basacak. Ama en belirgin, yani göğüste yaşayanlar, kalbiyle yaşayanların göğsüne ateş basar. Dünya perest olanlar, aklı şey yapanlar, akıllarına baş ağrısı girer. Onu Risale'den süsleyeyim. 196 lemalarda semli nazar, semli demek, karşıdakinin zehir saçan nazarını içeriye aldın, içeride yapılandırdın. Yani zehirli nazar diyor. Tesettür Risalesi'nde geçiyor. Semli nazarlar diyor. Yani seni zehirleyen nazar. Biz onu manevi diyoruz. Üstad beni vurur diyor abi. İsabeti nazar. Nazar ve erva gayri tayibe'den rahatsız oldum diyor. Kastamın 260. 330 veya 324 çuvallarda nazar beni vurur. O zaman bakın lemalarda 196 zannediyorum Tesettür Risalesi'nde. Semli nazar demek, zehir saçan. Bari onun nesi var yani, işte güzel bir kadın işte vesaire. Onun içerisi, suretin içerisinde yılan ve akrep var. Yani onun ruhsal çöküntüsü var. O kadın ne kadar çöküntüyse aynen bir tamamıya sana yükleniyor. Semli nazar diyor. Yani seni zehirleyen nazar. Ben hayatımda denediğim için söylüyorum. Allah bana gösterdiği için paylaştım. Belki de paylaş diye söyleyeceğim. Göğsümde ateş olarak yansıdı. Bu semli nazarı, semli diyor. Ama sayfa söylemesek herhalde. Lemalarınız var mı? He. Çünkü sonra tutmayabilir. 196 insanlar arar. Onlara da bu sözü uğraşacağım da. Sırf size 196 diye zannediyorum. 196 abi. Evet, bak diyor ki evet. Diyor ki hem tefahuş ve tefessü etmeyen bir güzel kadın nazik ve seri müteessir nazarlardan elbette sıkılır. Ha, o şey
atladım. Nazik ve seri-üt teessür olduğundan madeten tesiri tecrübe edilen, tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Tamam. Bunu şeyde anlatıyor bu bir. 66 Kastamonu'da 3 ayların gelmesiyle maddi havanın değişeceğini, insanları zehirlediğini, tamam, İnsanı semlendiren, zehirleyen, bunu daha güzel açılımı Kastamonu 66'da. Egzoz borusu anı zehirli ya abi. O tarz şeyler de insanın içine... Aynen. Motorun yandığını en güzel söyledi. Egzoz. Yani cesedi güzel olabilir ama o paketle içerisi acayip. Nedir içerisi ben size söyleyeyim adım gibi. Namazda gördüm. Her şeyi anlatmıyorum ama bir parçasını da anlatayım. Niye böyle oldu dedim. Ne var? O kadının ruh sıkıntısı bana aynen geçti. Ne vardı? Erva habisesi. Ustam diyor ki erva gayri taybe. Başka? Nazar. Beni diyor rahatsız etti diyor. Kastamonu 260. O koridordan girdi abi. Evet. Oradan girdi bana. Kadının o andaki cinni, o andaki şeytanlı şeyi, kadının o andaki ruhsal sıkıntısı aynen ben hissettim. Çünkü kopyala yapıştır oldu. Peki. Vahir davabım. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha'tan sıra olur.